İyi günler arkadaşlar. Bugün Uluslararası İktisat 10. bölüm döviz kurları ve döviz piyasası döviz kurlarını anlatacağım. Hatam olursa kusura bakmayın şimdi. Döviz kelimesinin anlamıyla başlayalım. Döviz kelimesi genel bir tanımlamayla yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme aracına döviz denir. Toplam yabancı paraya yönelik talebin ve arzın birleştiği yer alan döviz piyasası ise yabancı nakit paralar ya da bunların yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, çek ve benzeri gibi araçların kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalardır. Döviz kurunun tanımına baktığımızda ise dövizin fiyatı anlamına gelen döviz kuru iki ulusal para birimi arasındaki değişim oranını ifade eder. Döviz kuru bir ekonomik varlığın fiyatı olmasına rağmen herhangi bir malın fiyatından farklı olarak belirlenir. Çünkü döviz kurlarındaki değişim uluslararası ekonomik ilişkilere konu olan mal ve hizmet fiyatlarını ve ardından diğer piyasaları etkileyerek ekonomileri küresel bazda etkileme potansiyeline sahiptir. Bu kurlardaki değişimi örnek olarak Amerika-Türkiye arasındaki papa gerilimini örnek verebiliriz. O gerilimle dolar 7 seviyesini test etmişti. Sayfanın üst kısmına baktığımızda ise döviz kuru ve ulusal paranın değeri arasındaki ilişkiye göz atacak olursak döviz kurunun artışı yabancı paranın değerinin de arttığını, ulusal paranın değerinin azaldığını gösterir. Döviz kurundaki azalış ise yabancı paranın değerinin düştüğünü, ulusal paranın değerinin ise arttığını gösterir. Yani döviz kurundaki artışla ulusal paranın değeri arasında ters bir orantı, yabancı paranın değeri arasında ise doğru orantı vardır. Döviz kuru döviz piyasasında oluşur. Yabancı para biriminin değiştirilebildiği ulusal para miktarı biçiminde tanımlanmışsa, yani ülkemizde de şu anda haber kanallarının sol alt tarafında görmek mümkün. 1 dolar 3,65 TL. Yani bu tanımlama biçimi doğrudan kotasyondur. Avrupa usulü böyleyken Amerikan usulünde tam tersi mantık geçerlidir. Yani kur bir birim ulusal para ile değiştirilebilen yabancı para cinsinden tanımlanmış ise, yani 1 TL 0,30 dolar. Amerikan usulü tanımlama yapılmış demektir. Bu tanımlama ise dolaylı kotasyon denir. Döviz kurları konusunun ilk alt başlığı ise kur marjıdır. Kur marjına baktığımızda bankaların döviz alım satımı için kurun fiyatlarını belirlemeleri kotasyon ile ifade edilir. Döviz kurları alış ve satış kuru olarak ayrı kote edilir ve doğal olarak düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satarlar. Alış ve satış kurları arasındaki bu fark bankanın karını ve işlem giderlerini kapsar ve bu farkı kur marjı denir. Kur marjındaki farklılıkları nedenlerine baktığımızda ise döviz işlem miktarı ne kadar fazla olursa kur marjı o kadar düşük olur. Yani döviz işlem miktarı ile kur marjı arasında ters bir orantı olduğunu çıkartabiliriz buradan. Döviz piyasasında ne kadar fazla dalgalanma varsa kur marjı o kadar yüksek olur. Dövizin gelecekteki piyasa koşullarına ilişkin istikrarsızlık beklentileri varsa kur marjı da istikrarsızlığın oranı da artacaktır. Yani istikrarsızlık beklentileri de kur marjını arttırabilir. Önceki sayfada kur marjındaki farklılıkların nedenlerine bakmıştık. Bu sayfada ise kur marjını etkileyen faktörlere baktığımızda çok fazla ticareti yapılan döviz cinslerinin kur marjı düşük, ticareti yapılmayanların ise kur marjı yüksek olur. Nakit dövizlerin güvenlik problemi vardır. Dövizin basıldığı ülkeden getirilmesi maliyet gerektirir. Alınıp satılan döviz miktarı ne kadar az ise kur marjı o kadar büyük olur. Dövizin fiyatında fazla iniş çıkış yaşanıyorsa kur marjı yüksek olur.
maddeye baktığımızda çok fazla ticareti yapılan döviz cinslerine örnek olarak doları, euroyu verebiliriz. İkinci maddede ise güvenlik problemi hırsızlık olabilir. Son maddede ise iniş çıkışlar ekonomik olaylardan kaynaklı olabilir. O da kur marjını yükseltir. Kur marjını etkileyen faktörlerden diğeri ise finansal piyasanın gelişmişlik düzeyidir. Gelişmiş finansal merkezlerde kur marjı daha düşüktür. Son olarak kur marjının para piyasasının derinliğine bağlı olarak da değişebilir. Bir ülkede para piyasası ne kadar düşük derinliğe sahipse kur marjı da o kadar yüksek olacaktır. Arkadaşlar, burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 02.06.2020 tarihli 15.30 saati itibariyle yayınladığı döviz kurlarını inceleyecek olursak, bir Amerikan doları 6.78.17 alışı, satışı ise 6.79.39. Buradaki kur marjına bakacak olursak, bir kuruştan biraz fazla. Euro'ya bakacak olursak, alış 7.56.54, satış 7.57.90. Burada da yine dolarda olduğu gibi bir kuruştan biraz fazla. Sterline bakacak olursak 7.49.28, 49.23 pardon, alış, satış da 8.53.66. Burada da 4 kuruştan biraz fazla. Sonra Japon yenine bakacak olursak 100 Japon yeni 6.27.67 alışı, satışı ise 6.31.83. Burada da yaklaşık 4 kuruştan biraz fazla. Genel olarak baktığımızda sterlin ve Japon yeninde kur marjı biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Diğer bir alt başlık ise çapraz kur veya dolaylı kur hesaplama. İki ulusal para arasında fiilen uygulanan değişim oranına düz kur, yani dolaysız kur, farklı paraların kurlarının dolar gibi ortak bir para cinsinden hesaplanması ise çapraz kur, yani dolaylı kur denir. Örnek olarak bakacak olursak 1 dolar 3.68 TL ise bu İstanbul piyasasında, yani düz kur. 1 dolar 0.93 euro ise, yani Frankfurt piyasasında, 1 euro 3.95 TL olur dolaylı kur veya çapraz kuru. Yani burada hesapladığımızda 3.68'i 0.93'e böldüğümüzde dolaylı kuru bulmuş oluruz. Bu da 3.95 TL olur. Üçüncü alt başlığımız ise nominal ve reel döviz kuru. Yabancı bir paranın ulusal para cinsinden fiyatı nominal kur olarak tanımlanır. Piyasada kullanılan kurlar bu anlamda aslında nominal döviz kurlardır. Görsel medyada, gazetelerde, telefonlarda döviz kurlarında yayınlanan kur nominal kurdur. Nominal döviz kurunun belli bir süre içinde dış enflasyon oranı ile iç enflasyon oranına göre düzeltilmesinden elde edilen kura reel döviz kuru denmektedir. Reel döviz kuru, nominal döviz kurunun bir fiyat endeksiyle veya bazı fiyat endeksleri deflate edilmiş, yani indirgenmiş ifadesidir. Reel döviz kurunu hesaplamak için belirli bir baz yılı alınır ve 100 olarak kabul edilir. Reel kur, ithal malların yurt içine üretilen mallar cinsinden fiyatının bir göstergesidir. Cari dengeyi etkileyerek cari açık üzerinde belirleyici bir rol oynar. Reel kur endeksi dış enflasyon endeksinin yurt içi enflasyon
enflasyon endeksine bölünerek nominal kurla çarpımından elde edilir. Konuyla ilgili size bir örnek hazırladım. Örneğe bakacak olursak, Türkiye'de nominal döviz kuru 1 dolar 6,80 TL'ymiş. Dış alemde yıllık enflasyon oranı %3 ve yurt içi enflasyon oranı %12 ise yıllık. Reel döviz kuru kaçtır diye soru. Burada şimdilik nominal döviz kuru çarpı dış alem enflasyon oranı bölü yurt içi enflasyon oranı yapacağız. Yani önceki sayfadaki formülü uygulamış olacağız. Bu işlemi yaptığımızda 6,25 çıkacak cevap. Yani doğru cevabımız A. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.